Merhaba herkese, iyi akşamlar. Virus Holding günlük grafik. Şöyle bir göstereyim. Bunu da böyle yükselen bir paralel kanalla takip ediyoruz ama logaritmik olması lazım. Evet. Şöyle hafif bir tam bir oturtayım. Şöyle bir kanalla takip ediyoruz. Bu kanalın içinde biraz dağınık Verusa'nın hareketleri. Bir işte altına bir gidiyor, yapışıyor, bir üstüne gidiyor, yapışıyor, devam ediyor falan. Geçen hafta en son değerlendirmiştik. Şöyle büyütelim. Kaçıydı ayın? 29 mumunda şurada. Pozitif seyirde devam ediyordu. Bu hafta da pozitif seyirde devam etti aslında beklendiği gibi. Yani kıramadı aşağıdaki seviyeleri. Şimdi 58 15 anahtar şu anda anahtar konumda kanalın içinde. Şimdi nedir anahtar onu bir göstereyim de kafalarda soru işareti kalmasın. Çok basit basit bakıyoruz. 8 gün ortalamasını koyuyoruz. Üstünde mi üstünde 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 devam ediyor. Üstünde devam ediyor, devam ediyor. Kırıyor. 28 Temmuz. Aşağı yönlü bir düzeltme hareketi. Üstüne çıkıyor, devam ediyor. Kanalın üstüne geliyor. Zaten burada ısınmıştır büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi yani çok yüksek bir RSI değerine gelmiş. 90'a. Kırdı. Düzeltmesi. Tekrar deniyor. Tekrar kırıyor. Gördüğünüz gibi çok basit. Anahtar 8 gün. 8 gün üstünde misiniz? Altında mısınız? Mesele o. 8 gün ortalamasının üstündeyseniz Verusa'da hareketler yukarı. Şu anda tabi anahtar 58 lira 15 kısa vade tabi bu çok kısa vadeden bahsediyorum yani kısa vadeciyseniz bir hafta 10 gün falan kovalıyorsanız o zaman bakmanız gereken yer zaten kanalın içinde de gördüğünüz üzere hiç yoruma dayalı değil doğrudan şöyle göz kırmızıyı takip edin yani altında mı üstünde mi doğrudan bakmanız gereken yer bu 58 15 bu tabi pazartesi artar muhtemelen 59 civarına gelir, yerleşir. Yani kanalın tam ortasına gelir büyük ihtimal. Üstünde kaldığı müddetçe de kanalın üst tarafına hareketler olma ihtimali her zaman vardır. Ama bakın bunlar hep ihtimaldir, varsayımdır. Yani geçmişe bakarız, bugüne kadar yaptığı hareketlerden çıkarımda bulunuruz. İlle öyle olacak anlamına yani kesinlikle gelmez bunu tekrar tekrar uyarayım. Şu anda da kanalın ortasının üstünde, 8 gün üstünde, 20 gün üstünde. Şimdi çok vadelere bağlı olmak üzere 59 diyelim biz buna. 59 desteği ve 54 desteği önemli. İki tane destek yani bunlar kırıldığı zaman kanalın altına ki kanalın altında da şu an 50 gün var. 47 lira 50 kuruş. Tesadüf. Kanalın altına bir hareket olur. Kanalın altına bir hareket olduğu zaman da olursa yani diyelim ki iki destek kırıldı. Doğrudan 47.5'a bakarız. Uzak bir seviye mi? Çok uzak bir seviye. Yani onu söyleyeyim. Tabi burada hani diyeceğim ki orta vadeciler 50 günü takip edebilir ki teorik olarak böyledir bu iş. Ama şimdi arada biraz makas da açıldıysa oradan oraya gelene kadar çok zarar verir. Yarı canını alır insanın. O zaman biraz daha kendinize uygun yakın seviyeler belirlemenizde yarar var. İlle ortalamalar belirlenir mi? Yani ille de ortalamaları belirleyeceksiniz diye bir şey yok. Açılara bakın. Trend açılarına bakabilirsiniz. Hiç paralel kanal içine bulaşmazsınız. Son yaptığı yani çizebildiğimiz son dipten çiziyoruz. İki tane dip bulduk arka arkaya. Birisi daha böyle bir 6 haftaya kadar bir vadede değerlendirebilirsiniz. Şu alttan geçen trendi. 20 gün ortalamasının biraz da altından geçiyor. 53-52 liradan. Ve birisi de kısa vadecinin trendi zaten. O da 8 günün bir tık altında. Yani işte 8 gün 58-15'te bugün itibariyle biz pazartesi muhtemelen 59'a yakınlaşır. Üstünde açarsa tabii yani üstünde kalırsa. İşte 58 civarından da gördüm. Kaç diyelim bir saniye büyüteyim de. Şimdi ben burada böyle görüyorum. Tabii telefondan izleyen çok göremiyorlar. 57-70, 57-60 civarından da pazartesi için bu diğer hani minör trendin de açısı olan o kısacık trend geçiyor. Yukarıda 72'ye gidişlerde dikkat etmek lazım. Şimdi geçen hafta şunu söylemiştim. 30 Ocak'ta yaptım. Yani 29 Ocak kapanışı itibariyle bir düzeltme vardı zaten. Çok sıcak bir bölgeden çıktı. Yani 80
bir RSI. Virüs uçuyor, kaçıyor. Ona itirazım yok yani. RSI değerini oldukça yükseltebiliyor, 94'lere falan. Görülüyor burada, görülmüyor değil. Ama sonuçta şunu da çok net söyleyebiliriz. 2014'ten bu yana baktığınız zaman yani 85'in falan üstünde tepe sayısı az yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepe yapıyor. 6 tane, 7 tane tepe yapıyor. Hani şansını zorluyor oraya geldim hisse. Şansını zorlamaya başlıyor. Ha şimdi tavan tavan gelirse tabii erken aksiyon kardan zarara sebep olur. O da ayrı konu. İşte bu işler strateji meselesi söylüyorum. Hani herkes biliyor tabii bir yerde satıcı gelecek. Ha, maksimumu 95. Oradan beri düzeltmeyi yaptı. Tekrar RSI bir trendin üstüne oturttu ki onun da bir trendi var. Onu da söylüyorum yani RSI'nin de bir trendi olur ve o trendleri çizebilirsiniz. O da trendin üstünde devam ediyor. Dolayısıyla burada RSI takibi de yapılabilir. Kendi ortalamasına denk geliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 67 RSI'ın altına girişler olursa orada desteklere dikkat etmek lazım. Yani hem RSI desteği kırıyor hem fiyat desteği kırıyorsa bir eşleşme vardır. Ona bakmak lazım. MACD yukarı hareket veriyor şu anda. RSI'de yukarı hareketin görünümünü hala korumaya devam ediyor. Ama tabii hareketler biraz şey sert 5 veriyor. 1,5 geri alıyor. İşte bazen gördüğünüz gibi 5-6 geri alabiliyor. Bazen sertleşiyor. Özellikle şu yeni çıktığı dalgada. Yani şu 46 liradan başlattığı harekette oldukça sert olduğunu gözlemliyoruz virüse de ve hacimli olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla yukarı hareketin devamında hacme de dikkat etmek lazım. Yani şu hacimler sürüyorsa işte hani ille de tabii hacim 5 milyon lot bazında söylüyorum. 4 milyon lot olsun demiyorum ama 2,5 milyon lotun en azından üstünde bir hacimlerle gidişler devam ediyorsa, yeşil mumları yakıyorsa hayat vardır yani hissede bu parayı eder olarak görüyordur piyasa. Daha yukarı bir ümidi vardır ki değil mi? O kadar lot alıyordur. O kadar işleme girip hisseyi de yukarı sürüklüyordur. Alıcıların iştahından bahsedebiliriz öyle bir durumda. Bugün için tabi bir geri alım ufak 1,37'lik eksi. Burada biraz hacim güdük yani normal zaten hani eksi olan bir günde bunu piyasanın biraz bugün bekleme alanı olarak söyleyebiliriz. Bunun dışında söylenecek başka bir şey yok. Valla birçok açıdan değerlendirdik. Yani isteyene ortalama, isteyene trend çizgisi. Siz bunu açın, çizin. Kendi grafiklerinize uygulayın. İsteyene kanal. Yani şunu da söyleyeyim. Diyelim bu kanalın üstüne geldi. İşte kaç dedik ona. Yani nerede yakalarsa. Atıyorum 74'te yakaladı. Şimdi RSI'da 79-80 oldu. O kanalın biraz kırılması. O kanal direncinin zordur. Yani hem RSI yüksek, aşırı alımda hem işte hissede herkes karda falan orada biraz sıkıntı olabilir. Onun için kanalın üstüne gelince de gelirse gelince demeyeyim o yanlış anlaşılır gelecekmiş gibi kesin. Gelirse de bu 72-73 liralarda bir grafiği açıp o RSI değerini bir kontrol etmenizi de bir taraftan tavsiye ederim. Ha, ama momentum vardır. Oluyor bazen çok momentum oluyor. RSI çok şişik oluyor ama o gün geçirip üstünde kapatıyorsa o da iyidir. Ayrı konu. Herkese iyi akşamlar.